İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Lezzet yolculuğu bugün Osmanlı'nın görkemli lezzet mirasına sahip çıkan yetenekli usta ve şefleriyle meşhur en lezzetli yemeklerin diyarı Bolu'muzda. En güzel manzaralar eşliğinde en farklı tarifler için hazırsanız lezzet yolculuğumuz başlıyor. Nerede bak? Nereden topluyorum bak? Bak nereden topluyorum? Nereden canım isterse oradan topluyorum. En üstler. Kurum kaçtı. Ama. Kurum kaçtırmayın kurum. Abla sen mi gönderiyorsun o kurumları? Ne olmuş gözlemeleri? Acıkmış da mı? Acıktık ya. Sen de mi acıktın? Siz acıkmışsınız. Sıra geldi çok gizli bir tarife. Evet. Şimdi de açıklamak zorunda değilsin bu tarife. Tabii. Saygımız var. Tabii. Bu özel, çok evet. Özel şifresini vermediği sosla evet. İkisi de böyle sıvanacak güzelce sonra fırına. Evet. Bakalım sırada başka hangi lezzetli yemeğimiz ve hoş sohbetler var. Ayrılmayın. Efendim Bolu'ya geldiğinizde biraz vakit ayırıp keşfe daldığınızda özellikle köyleri şunu fark ediyorsunuz. Yemyeşil bir doğa, tabiat sizi kucaklıyor. İşte Hüsamettin Dereköy. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Tavukçuluk son derece ileride. Ama patatesi de muhteşemmiş. Gidelim bu verimli toprakların sakinleri neler yapıyormuş öğrenelim. Hüsamettin Dere'ye geldik. Çok güzel köy. Abiler güzel yemiş ve güzel oynuyorlar. Alkışlıyoruz. Yeter. Bu kadar güzel oynanır mı? Bu kadar güzel oynanır mı? Gel. Gel amcam. Elinizden öpüyorum. Maşallah, maşallah. Bu hareketlilik sizde böyle. Bu abilere çok 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 teşekkür ediyorum. Şu manzarayı bir çeker misiniz? Şu güzelliğe bakın. Efendim Hüsamettin Dere köyündeyiz. Hüsamettin Dere'nin ismini birazdan araştıracağız. Muhtarım orada ama bu temiz havaya mı borçlusunuz böyle keklik gibi sekmeyi? He? Evet. Tabii. Çok güzel oynuyorsunuz. Ben bu köylüyüm. Buralısınız Hüsamettin Dere. Evet, Hüsamettin. Doğma büyüme. Maşallah. Yaş kaç? Kaç olabilir? Yani 61. 75. Maşallah. Siz acımsınız. Aynı. 76. Asker arkadaşı. Asker arkadaşımız. Ya. Aynı. Allah keyfinizi bozmasın. Amin. Sağlık, sıhhat versin inşallah. Amin. Teşekkür ederiz. Programımızı şenlendirdiğiniz amin. İçin, bizleri amin. Böyle karşıladığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Ablalarım geleceğim birazdan. Çok merak ettiklerim var ama muhtarımla biraz hasbihal edelim. Gelin yanına. Ne olmuş gözlemelere? Yasem hep şimdi acısın. Acıkmış da mı? Acıktık ya. Sen de mi acıktın? Siz acıkmışsınızdır. Yani gözleme var, müjdeyi aldı. Evet. Her şey var, her şey var. Börek var, börek yok. Söz verdin ama baklava börek var dedin. Baklava yaparız, var. Yaparız. Baklava mı yaparız? Tamam inşallah. Baklava var. Daha neler var neler. Metin abi. Nasılsınız Mustafa? İyi Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Maşallah. Şimdi Hüsamettin Dere çok şirin bir köy. Hüsamettin Dere köyümüzün ismi nereden geliyor çok merak ediyorum. Hüsamettin amca kimdir? Hüsamettin bu köy önceden şu karşıda Dereköy denen bir yerdeymişti. Evet. İlk orada susuzluk nedeniyle doğal şartlar yüzünden ilk gelen kişinin adı Hüsamettin olduğundan Dereköy'den de gelindiği için Hüsamettin Dere olmuş buranın. İşte bu kadar. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Ablalarımızdan da biraz menüyü öğrenelim Metin tamam, abicim. Efendim. Sağ olun. Nasılsınız değil misiniz anneciğim? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ne yemekler var? Mesela tavuklu patatesli tavuk var mı? Var. Gerçekten. Patatesli bulgur pilavı var. Patatesli bulgur tabii, pilavı başka. Tabii saçta tavuk var. Saraylı tatlımız var. Piriç köftemiz var. Evet. Yani dolmalar, saray yemekleri her şey var. Evet, var. Şimdi köy çok güzel. Sizler o hazırlığı yaparken ben de biraz bu güzel köyümüzü gezeyim. Tamam. Bakayım neler oluyor. Tamam. Bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5 lira. Hem kaynasın hem oynasın. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu ne güzel bahçe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun fasulyeni güzel işte. Baklalar, ya, fasulyeler tam vakti şimdi. Çok taze, tabii. Alayım. Siz nasılsınız anneciğim? Ben de yine çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir şey merak ediyorum. Üstteki fasulyeleri kim topluyor? Bunlar da biz toplarız. Yapma ya, oraya tabii, kadar uzanabiliyor musun? Uzanırız, toplarız. Her yerden erebildiğinizi toplarız. Toplayamadık iyi bir yerde toplarız. Ben geldim, seyyar merdiven. Tabii. Ben size yardım ederim. Sen oralara yorulma anneciğim. Bunları da sen topla. Biz niye varız ki? Tabii. Öyle değil mi? Bak tabii. Nerede bak? Nereden topluyorum bak? Topla, bak topla. Nereden topluyorum? Topla. Topla. Nereden canın isterse oradan topla. En üstler. En üstler. Çok güzel fasulye. Çok güzel fasulye. Ne yapacaksın bundan? Taze fasulye yemeği mi yoksa başka bir şey? Her şey olur. Yemek olur, konservesi olur, her şey olur fasulye. Konservenin de vakti geliyor değil mi? Tabii evet. Artık yavaş yavaş kış hazırlıkları başlayacak. Teşekkür ederim anneciğim. Kendinize çok iyi bak. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben biraz daha gezeyim bakalım bu güzel köyümüzü. Domatesler de olmaya başlamış yeniden. Kabaklar orada her şey bakın. Şey önünüzde hemen domates o kadar fazla ki ufak ama yeşil bakın bunlar şimdi böyle kıpkırmızı olacak. Kahvaltılık 20 güne kadar hazır 15-20 güne değil mi? Öyle varmaz ama hafta olurum. Değil mi? 2 haftaya tamam o. Tamam. Hemen. Bir daha mı gelsek acaba? Bilmiyorum ki 15 gün sonra. Böyle güzel domateslerden de yemek için kolay gelsin. Gelsin. Hüsamettin Dere Köyü'nün hamur profesörüyle birlikteyiz. Evet, hatta profesörleriyle. Evet. Nasılsınız? İyiyiz anacığım? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Burada bu hamurları açıyoruz. Evet. Ablam dolum tesisi mi oluyor? İçini dolduruyor. Ne dolduruyor? Ispanak mı? Ispanak. Şimdi ıspanak vakti değil mi? Ispanak vakti. Evet. Pancar. Sen kandır bakalım oğlunu. Pancarmış o. Pancar. Ay, kurum kaçtı. Ama kurum kaçtırmayın kurum. Abla sen mi gönderiyorsun o kurumları? Evet. Sağ ol. Bacadan geliyor. Evet, burada dolduruyor ablam.
Peynirli var, içinde acı da var tabii. Dökmeden gidiyor mu acaba? Ateşe hiç kadar dökülmez. O. Dökülmez, kıyıları bastırdın mı hiç dökülmez. Bastırdı kıyıları. Evet. Şu ocağa gidecek. Burada toprak saçlar var. Ama şu tarafa gidelim. Teşekkür ederim anneciğim. Kolay gelsin. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Biz kaşık sapı yapıyoruz. E kirman o. Ama bu kirmanla yapılıyor. Kirmandan kaşık sapı yapıyorsunuz. Tabii canım. Şimdi gel de anla bu işi. Kirman, kaşık sapı. Ya adı kaşık sapı ama kirmanla yapılıyor. Yapayım bir tane ben de bakayım tabii. Hocam. Elinize sağlık evet, ablacığım. Evet. Gidelim bunlar şimdi şurada yaptıklarımız da nasıl pişiriliyor? Bunu evet, anlatalım. Tamam. Bakın şimdi. O fırınların, kuzinelerin, sacların üzerinde toprak var. Toprak. Neden? Daha lezzetli oluyor. Öyle değil mi abla? Evet. Ama çok güzel. Daha sıcak oluyor değil tabii mi? Tabii. Diyoruz yani odun ateşinde falan diyoruz ya. O fırını da lezzetli kılan o taşlar. Evet. Bak orada olmuş. Kolay gelsin abla. Aman yarabbim. O ne? Bu nedir? Saç doğurma. Saç. İşte kendi baktıkları yine kümeslerindeki tavuklarını böyle çok fazla teknikle pişirebiliyorlar. Bir tanesi de bu demek ki açık havada. Evet. Çeşit çeşit yapıyor. En çok böyle mi seviyorsunuz? Bu daha lezzetli oluyor. Böyle daha lezzetli oluyor. Evet. Elinize sağlık. Tavuklar böyle pişiyor Hüsamettin Dere'de. Bakalım ilerideki kazanlarda neler kaynıyor. Efendim muhtarımızın, Metin abimizin kıymetli eşi Naciye ablam bize patatesli bulgur yapacak. Kazanda. Evet. Nasılsınız? Patates, iyi misiniz? İyi sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Patatesi çok lezzetli tabii ki evet. Köyümüzün. Evet. Onları evet. Da en güzel şekilde değerlendiriyorsunuz. Tabii tabii. Yani. Kazanlarda pişen yemekler en lezzetli yemekler. Odun ateşinde. Şu duman var ya. Bu da etkiliyor galiba lezzeti. İkiye katlıyor lezzeti. Evet. Şimdi kazanımıza önce galiba tereyağını göndermişiz. Tereyağını gönderdik salçamızı. Gönderdik. Bayağı arkasından. Kavurmak mı gerekiyor? Tabii tabii. Bir 10 dakika falan bir kavuruyoruz. Sonra? Sonra da bulgurunu salacağız, suyunu koyacağız. Bitti. Pişireceğiz, indireceğiz, afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Değil şimdi. Mi? Elinize sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Bulgurunu. Atalım mı artık? Bulgurunu atalım. Vakit geldi mi? Evet. Yardım edeyim ben size. Gönül abla orada ne yapacağız? Burada bakla çorbası yapacağız. Bakla? Bolu'nun bakla çorbası. Fasulye çok olur mu bakla burada? Çorbası. Vallahi ben ektim. Şu yan bahçede var. Ben ektim özellikle. Oradan mı topladın? Evet oradan topladım. Taze taze. Görelim bakalım neredeymiş bu baklalar. İşte burada. Baklayı çok seviyorlar tabii. Böyle sarımsaklı, tabii, yoğurtlu tabii, falan güzel. Oo. Tabii. Bayağı ince evet. Doğramışsın. O küp küp doğranır böyle. Çorbası böyle kadar, olur. Kadar yemeği efendim. Gibi değil. Tabii taze fasulye gibi falan evet, doğramıyorsunuz. Hayır, hayır. Ben acaba içini mi çıkarıyorsunuz dedim. Hayır. Hayır, yok. Yok ince ince öyle, doğruyoruz. Öyle. Tabii. Baklaları tabii. Ardından suya atıyoruz haşlanıyor. Evet, haşlanıyor. Ne kadar zaman haşlanması lazım? İşte, bakla hemen, zor hemen pişer. Olmak üzere, olmak üzere. Bir saat falan sürüyor mu? Sürer. Evde sürer değil mi? Sürer. Bir buçuk saat onu pişirmek. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Ne var o sosta? Yoğurt, yumurta, var. Bir de un koyacağız. Tombalacık Halime'm dağ başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel. Tombalacık muhtarım dağ başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel. Bu güzel eseri muhtarımız Metin abiye armağan ediyorum. Şimdi ona hemen katıyor muyuz? Yumurta var, un var. Önce kesilmesin diye alıştırıyor. O öyle kaynayacak. Benim burada 2 saatlik bir işim var. Zor oluyormuş ufaklar. Dövülmüyor. Neyse.
Bu da üzerine tereyağı ile birlikte değil mi? Sos olacak. Tabii. Eline sağlık ablacığım. Afiyet olsun. Bakla çorbası da böyle oluyor işte. Güzel köyümüzde. Gidelim şimdi şu yemeklerimizi anlatalım biz. Daha bir sürü yemek var. Mutfağı en zengin illerden bir tanesindeyiz. İşimiz kolay değil. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Buyurun. Bunu size veriyorum. Tamam. Takdim ediyorum. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Lezzet yolculuğu bahçelerde. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Ispanak topluyoruz. Evet, ben ıspanak topluyorum. Çocukluğumdan hatırlarım. Şimdi rahmetli olmuştur o. Temel Reis vardı. Safinaz vardı bir de. Evet. Bilir misiniz onları siz? Tabii biliriz ya. Safinaz hep ona ıspanak getirirdi. Böyle demir olduğu için içinde güçlensin diye. O ıspanak, bu ıspanak. Çocuklara mutlaka yedirmemiz gerekiyor. Aynen. Onu sevdirmek için de Temel Reis diye bir çizgi filmimiz vardı. Kendisi böyle yetişiyor. Şimdi yetiştiği tarlaya bakınca bu düzmüş tarla böyle. Değil mi? Evet. Şöyle toprak düz. Böyle aynen. Diğer yetişen sebzelerimiz gibi öyle şey açılmamış. Dümdüz bir alanda yetişiyor marullarla beraber. Bir taraf marul, bir taraf ıspanak. Ne kadar zamanda oluyor ıspanak? Ispanak bir ay içinde oluyor. Bir ayda oluyor. Aynen. Şimdi toplaması nasıl hasadı? Ona bakıyorum. Şöyle. Bıçakla. Şunu şöyle yan tosya yapayım. Bıçağı gibi bir bıçak. Şöyle. Altına doğru iniyoruz, köklerden koparıyoruz. Ben de yapayım mı? Olur mu? Yapayım mı? Çalışayım biraz. Aynen, sana yardım edeyim. Hüsamettin Dere Köyü'nde çok lezzetli yemekler için biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Başlıyoruz birazdan. Şenay ablamlar, Eltiler, Ayşe abla, Fatma abla. Bostanın önünde en güzel tarifler sizi bekler. Şimdi çok güzel meşhur yemekleri var tabii ki Bolu'muzun. Hem ablalar çok ünlü hem de abiler. Bolu öyle. Metrekareye bir aşçı düşüyor burada bu memlekette. Öyle değil evet, mi? Var ya. Evet, doğru. Bak 1-2-3. Ben de fena değilim. Öğrendim artık yani. Evet. 5 metrede burada 5 tane aşçı var. Yani öyle bir yer Bolu. Orada sarma hazırlığı var. Evet. Abla. Yaprak sarması yapacağım. Etli mi? Etli. Burada pirinçli köfte hazırlığı var Ayşe ablamın. Evet. Burada bir malak. Türlü söyleyemiyorum bunun ismini. Karma malak. Kedi batmaz. Diğer ismi ne? Karma malak. Kedi yer ismi kedi batmaz. Karma malak. Karma malak. Tereyağı. Benim anladığım ismi kedi batmaz. Demek ki çok böyle yumuşak hassas bir şey ki böyle güzel olacak. Güzel olacak. Orada da meşhur Şenay ablamızın bize hazırlayacağı saraylı tatlısı saraylı var. Saraylı tatlısı. İyi yapar mı? Çok güzel. O konuda meşhur değil mi? Tabii. Siz de bu konuda meşhur. Evet. Siz de bu. Ben de bunda. Hadi başlıyoruz hazırsanız. Önce malzemelerimizi sayalım izleyicilerimize. Tabii. Kıyma var. Kıymamız var. Evet. Pirincimiz var. Salçamız, yağımız, maydanozumuz, nanemiz. Soğanımız var. Yaprağımız var. Karabiber, kırmızı biber ve tuzumuz var. Malzemeleri yazdı malzemiz zaten izleyiciler. Yazdılar, hemen notu aldılar. Bol'daki tariflere kulak kesin derim. Yani çok usta tarifler. Başlıyoruz şimdi. Kıymamızdan başlayalım. Kıymamızı tarihi koyuyorum. Tenceremizde yoğuracağız. Evet. Yaprakları birazcık serelim ki sarmamız daha kolay olsun, çabuk olsun. Bunları bitiriyoruz. Sonra su değil mi? Su. Tencereye koyup su kaynatıyoruz. Evet. Ekşi falan bir şey yapıyor musun?
Azıcık bir limon ekleyebiliriz daha ekşi olması için. Sapını falan koyuyor musun? Sapını en altına koyuyorum ki yanmasın diye. Tamam. En alta sapları diziyoruz. Üzerine dolmalarımızı dizeceğiz. Ardından suyu ekleyip biraz limon sıkacağız. Evet. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Elinize sağlık. Seni ablacığım. Afiyet olsun. Birazdan Ayşe ablamızla pirinç köftesiyle birlikteyiz. Biraz işimiz var. Sırada pirinç köftemiz var. Evet. Pirinç köftemizin hemen malzemelerini söyleyelim Ayşe ablacığım izleyicilerimize. Ben şöyle... Bu domates salçası mı? Evet, domates salçası, karabiber, yumurta, nane, maydanoz, kıyma, soğan, yağ, pul biber, pirinç. Bu kadar. Bu kadar malzemesi. Ama ben önce suyunu hazırlayacağım. Daha tamam. Sonra bunu yoğuracağım. Meyanesi mi hazırlanacak? Evet. Olmaz önce, sadece su mu kaynayacak bir karışım mı olacak? Yok. Önce yağ koyacağım, soğan koyacağım, salça koyacağım. Tamam. Onları soteleyip su koyacağım. O kaynarken ben bunu hazırlayacağım. Tamam. İki aşamamız var yani. Evet. Bu iki aşamalı. Meyanesini şimdi hazırlıyoruz. Evet. Ardından köfteleri hazırlayacağız beraber Ayşe ablamla. Başlıyoruz. Köfteleri hazırlıyoruz. Evet. Bayağı yani normal köfte boyutunda. Ama pirinç var. Pirinci en son ekledik yoğurduktan sonra. Ve böyle çok şey yapmıyor, ezmiyoruz. Pirinçler kırılmaz. Pirinci üzmeyeceğiz evet, yani. Evet, kırılmayacak. Sebebi uymuş yani. Her şeyin bir yöntemi var, yolu var. En son atıyorsunuz pirinçleri şöyle bir katıştırıyorsunuz çok incitmeden pirinçlerimizi. Evet. Ardından köfte şekline getirip hazırladığımız meyhanemizin içine gönderiyoruz. Orada pirinçler şişecek. Kıyma da zaten yumurta olduğu için tutacak ve çok güzel olacak. Buna ekleyeceğimiz başka bir şey var mı Ayşe abla? Yok. Bu kadar? Bu kadar. Pişecek. Ne kadar zamanda pişer? 15 dakikada falan pişer. Çabuk pişiyor yani. Çabuk pişer. Teşekkür ederiz Ayşe ablacığım. Sırada Kedi batmaz. Karamamalak. Bekleyin. Bu su niye kaynıyor Fatma abla? Malak yapacağız. Şu yoğurdu güzel olan malaktan. Yok karma malak söyledim ya. Evet, bir kere de söyledim gördün mü? Evet. Ayşe abla. Unumuz var. Yağımız, tereyağımız, şekerimiz. Malzeme bu kadar. Tuzumuz. Karma malağı hazırlamaya başlıyoruz. Önce suyumuzu kaynattık. Kaynattık. Evet. Biraz tuz var içinde bir çimdik. Minik. Evet. Unla yapılan her şeyde biraz tuz olmalı. Evet. Komşumuz da tereyağı kızaracak. Evet. Tereyağın içinde başka bir şey olacak mı Fatma şu abla? Şu sıvı yağ olacak. Bunu da mı oraya veriyoruz? Evet. Ne kadar koyayım? Yarımına kadar. Tamam mı? Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Yarım. Evet, tereyağını da verin. Tereyağını da verin. Hepsi Ayşe ablam kor. O bilir mi ayarını? Bilir. Ayşe abla sen de. Tereyağı ve sıvı yağını güzelce kızdırıyoruz. Kızartıyoruz. Sonra bunu bu kaba koyacağız. Hayır. Şimdi bunu içine koyacağız. Şimdi. Tereyağını tabii. Sonra? Sonra yeniden koyacağız üzerine tereyağı bir daha. Bunu serdikten sonra? Evet. Gezdireceğiz. Evet. Sonra? Sonra yiyeceğiz. Bu kadar. İşte efendim karma malak böyleymiş. Evet, yani evet. Kedi batmaz. Evet. Kedi tabii batmaz. Bu kadar uğraşıyoruz, pişiriyoruz hamuru. İçinde tereyağı var. Biz oraya o kediyi hiç bastırır mıyız? Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bunu bitiriyoruz. Ardından... Saray tatlısıyla karşınızda oluyoruz. Seni ablacığım hemen aldın yani yine yumurtaları eline başlayacaksın değil mi? Evet. Fırtına gibiler. Durdurmak mümkün değil. Yani şu malzemeleri bir sayalım diyorum hemen atacak. Zor tuttum biraz önce Fatma ablayı. Şimdi şu gülen yüz. Evet. Şu görmüş olduğunuz
Gülen. 103 tane yumurtamız. Saraylı'nın diğer malzemelerini de izleyicilerimize sayalım. Unumuz var. Bir bardak süt. Süt. Sıvı yağ. Evet. Sirkemiz var. Ve? Bir de cevizimiz var. İçine koyacağımız. Bu kadar. Tamam. Önce hamurumuzu yoğuralım. Şenay ablacığım. Evet Şenay ablam yufkalarımızı açtı, incecik açtı çünkü onları büzecek. Yani büzeceğiniz bir tatlı yapacaksanız saraylı gibi bayağı ince açmanız gerekiyor. Evet. Şimdi ceviz ekleme bölümü. Evet, cevizi ekiyoruz içine. Cevizimizi ekiyoruz. Tepsimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Öyle değil mi Şenay evet. ablacığım? Üzerine bir tereyağı galiba. Sıvı yağ. Sarıp katılıyor. Fırına. Evet. Sonra şerbeti. Şerbet de birebir. Birebir soğuk şerbeti de eklendikten sonra. Evet. Ya ılık ya da soğuk tüketebiliriz evet. artık. Elinize evet. sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz. Birazdan bu güzel köyümüzün en güzel yemekleriyle, tatlılarıyla karşınızda olacağız. Bakın neler var neler. Yemekler hazır. Pirinç köftemiz, pirinçli köftemiz, karmamalak, kedi batmaz, etli sarmamız ve saraylı tatlımız hazır. Tadına bakıyoruz. Önce başlayalım oradan. Efendim Hüsamettin Dereköy'üne çok teşekkür ediyoruz. Yemekler tüm Bolu'da zaten zirvede ama burada bir başka. Havadan mı atık sudan mı ablalarımızın hamaratlığından mı yetişen ürünlerden mi bilmiyorum ama her şey çok lezzetli. Ve çok güler yüzlüler. Bu köylerimizi lütfen ziyaret edin. Etmişken de o damaklarınızı bir güzel çatlatın. Fırsatı iyi değerlendirin. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Lezzet diyarı Bolu'muzun çok ünlü bir çikolatası var. Bolu çikolatası. Hani böyle yolculukta gelip geçerken sevdiklerinizi aldığınız o muhteşem çikolata var ya. İşte Kezban ablamın dizinin dibinde şu an onu izliyorum. Burada Kezban ablam ve diğer ablalarımız Bolu çikolatasını hazırlıyorlar. Bu görmüş olduğunuz bitlerden buraya koyuyorlar. Eriyor. Ardından krokan kaplanıyor o çikolatayla. Kezban abla nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın ya? Teşekkür ederim. İşler nasıl? İşler iyi çok şükür. Çok lezzetli çikolata yapıyorsunuz evet. Bolu çikolatası. El emeği. Baksana tek tek döşüyoruz bunu biz. Yani bunları alırken bunu düşünün. Kezban abla böyle aklınıza geliversin. Bunlar işte böyle tek tek hazırlanıyor. Çikolata eritiliyor. Evet. Farklı çikolatalar da var değil mi? Sütlü, hatta beyaz. Evet, evet. Hangisini arzu edersen var. Sütlümüz de var. Ne eritirseniz onunla evet. kaplanıyor krokan. Evet. Krokanın çeşidi var mı Kezban abla? Var. Fıstıktan yapabiliyorsun. Fındıktan. Fıstık. Ceviz? Cevizden de yapabiliyorsun. Hangiden arzu edersen hepsinden oluyor. En çok hangisi yakışıyor Bolu çikolatasına? Fındık daha güzel yakışıyor. Fındık mı güzel evet, oluyor? Fındık daha iyi yakışıyor. Siz de öyle yapın. Ama ceviz severler, fıstık severler de evet.
onları tercih edebilirler. Ama fındığımız da Bolu'ya özeldir. Tamam, dağ fındığımız olur bizim. Burada? Evet, Bolu'ya özeldir fındığımız. O da Bolu'nunmuş. Tabii. Çikolatalar zaten çok lezzetli ve çok kaliteli çikolatadan yapılıyor. Evet. Onlar soğumuş mu Kezban ablacığım? Evet, onlar soğumuş. Oradan alabilirsin. Bak şu şurada fazla duruyor mesela. Herkese afiyet olsun. Bolu çikolatası işte bu hünerli ellerden çıkıyor. Sağ olun, evet, teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz. Ustaların, şeflerin yurdu Mengen'deyiz. Mengen'e gelince insan biraz heyecanlanıyor. Konumuz yemek. Ustalarımız, şeflerimiz. İşinin ehli. Evet. Hayat abi de onlardan biri. Evet. Nasılsınız usta? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Guinness Dünya Rekorlarına da imza atmış yani. Orada da var. Evet. Yaptığı pilavlarla kaç kiloydu? 3 tane 600 kilo. Maşallah. 3 tane 600 kilo. 1800 kilo pilav yaptınız yani. 3 tane 600 kilo. 3 yani ton. 3 ton 600 kilo, evet. Mu? 3 tane 600 kilo zannediyorum. 3 ton 600 kilo pilav. Kaç kişi yedi? Bütün Mengen yedi. Bütün Mengen doydu yani. Doydu. Buradan Mengen'i doyuran ustayla birlikteyiz yani. Neler yapacağız diyeceğim. Şimdi öncelikle pilav var yine değil mi? Evet, Mengen pilavımız var. Pilavınız var. Dünya rekorumuz olan Mengen pilavı. Mengen kavurmamız var. Ayrıca keşkülü fukaramız var. Keşkülü fukara. Evet. Şimdi keşkül için önce malzemelerimizi sayalım. Için kaynattığımız bir sütümüz var. Kaynattığımız sütümüz var. Köy sütü. İçine fındığımızı atıyoruz. Evet. Fındıkları gönderelim. Diğer malzemeleri, evet, söylerim size. Fındıklarımız. Onlar pişsin. Değil mi? Aroması olur. Biraz galiba, evet, içine geçmesi gerekiyor. Lezzet, evet, verir, güzel olur. Diğer malzememiz nedir bu? Bu yöresel muz özü. Lezzetli olsun, farklı olsun diye muzlu yapıyoruz. Hindistan cevizi mi? Hindistan cevizi en son üzerine süreceğiz. Evet. Bu içine mi? Az bir şey. İçine lezzet versin diye. Ne zaman? Hemen. Fındıklar kaynadıktan sonra. Fındıkları kaynatalım. Sütümüz böyle fındıklı bir süt olsun, evet, o köy sütümüz. Lezzetli ardından olsun. Devam edelim hazırlamaya. Evet. Sunumu nasılmış onu da göreceğiz şimdi. Bu da içine gidecek. İçine gidecek. Kaynayacak. Kaynadıktan kıvam sonra. Nasıl olacak? Kıvamını pirinç unu ve nişastayla karma yaptığımız bir sosumuz var. Onunla beraber bağlayacağız. Kaymak kıvamı. Ha, burada bir, evet, şey daha var. Evet, pirinç unu ve nişasta. Pirinç unu ve nişasta. Onunla birlikte de kıvamı sağlanacak. Puding, evet, gibi olacak. Puding kıvamı. Ve ardından bu gidecek muz özümüz. Evet. Sonra tabaklarımıza, bu güveçlerimize servis edilecek. Evet. Üzerine Hindistan cevizi serpilecek, yağdırılacak. Ondan sonra afiyet olsun. Elinize sağlık. Müthiş bir tarif. Bunu yapın mutlaka. Birazdan önce pilav mı yapalım, kavurma mı? Önce kavurma yapalım. Kavurmayı yapacağız. Ayrılmayın. Mengen kavurması tarifiyle karşınızdayız. Çok lezzetli bir kavurmadır. Çok doyurucudur. Biraz sulu muydu hatırladığım kadarıyla? Sulu, şey, evet. Değil mi böyle? Tabii tabii. Banabiliyoruz da. Bambalık. Oh! Hayat usta ya, çok yaşasa. Şimdi dana eti mi kullanacağız bunu? Orta yağlı dana eti. Genç hayvan. Süt danası. Süt danası, evet. Tereyağımız var. Tereyağımız. Diğer malzemelerimizi de izleyicilerimize söyleyelim. Soğanımız var. Sarımsağımız var. Kimyonumuz var. Karabiberimiz var baharat olarak. Kekik, pul biber, tuzumuz var. Sıvı yağımız var. Başlayalım mı? Tabii. Tencere ısındı. Tenceremiz ısındı. Yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Önce tabii ki etler kavruluyor. Evet. Suyu gidene kadar, evet, biraz onları kavuralım. Çekene kadar. Hayat ustam kavurmamızın büyük kısmını aslında halletti. Evet. Suyu gitti. Şimdi biraz tabii kaldı o. O çekecek. O da çekecek ama tereyağı ile birlikte, evet, çeksin o suyu. Tereyağıyla beraber. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Sonra neler yapmamız lazım? Baharat vakti geldi. Baharatlarını açacağız.
karıştırıyoruz. Evet. Harmanlıyoruz soğanlarımızla birlikte. Baharatımızı, tereyağımızı. Sonra? Ondan sonra kapağını kapatıp 20 dakika, 25 dakika hiç açmadan bekliyoruz. Sonra? Kaynıyor. Ondan sonra suyunu çekip biraz kavurup sunuyoruz. Bu kadar. İşte meşhur mengen kavurması böyle efendim. Şimdi bunun yanında en iyi arkadaşı var. Kendisinin çok sevdiği arkadaşı. Aralarında böyle inanılmaz güzel bir dostluk var. Pilav. Evet. Pilavını hazırlayacağız. Mengen pilavı müthiş bir pilavdır. Bu tarifi kaçırmayın. Pilav severler. Ekran başına. Biraz da. Sırada meşhur mengen pilavımız var. Efendim hanımefendiler, beyefendiler, ekranlar başındaki izleyicilerimiz ve ustalar, şefler. Eskiden ustalığınız yaptığınız pilavla ölçülürmüş. Evet, doğru. Tabii iyi bir pilavı yapmakta şöyle bir beyefendi ya da hanımefendi evinde iyi bir pilav yapıyorsa bütün yemekleri iyi yaptığı tahmin ediliyor, evet, söyleniyor. Söyledim. Pilav önemlidir Türk mutfağında. Evet, pilavı önemlidir. Hak eden kişi diğer yemekleri zaten yapar. Çünkü onu tutturmak meseledir. Evet. Ama mengen pilavını da tutturmak iyice bir mesele. Mengen pilavı mesela evet. Mengen pilavını çünkü iki aşamalı yapıyoruz. Önce içini yapıyoruz. Sosunu, suyunu ayarlıyoruz. Sonra kavurup veriyoruz. İki aşaması var. Evet. Normal pilavlar gibi değil. Değil. Yani ciğerimiz var. Ciğerimiz tabii içinde. Var. Yine bir kuş üzümü gibi. Var, kekimiz var, pul biberimiz var, karabiberimiz var, tarçınımız var. Soğanımız, sarımsağımız var, mantarımız var. Mantar mı? Mantar. Evet. Bu kadarcık yapacak. Kendisi evet, alışkın değil. Tonlarca pilav yaptığı için hayatımızda Guinness Dünya Rekorları'na öyle girdi çünkü. Önce için hazırlıyoruz. Evet, önce için hazırlıyoruz. Önce sıvı yani, yağını veriyoruz. Sıvı yağımız, ciğerimiz ve diğer evet, karışımlarımız var. Onları bir güzel kavuralım. Ciğerimiz, soğanımız, sarımsağımız, mantarımız, kuş üzümümüz, efendim, tereyağımız bir güzel burada karıştırıldı, kaynıyor. Bunun altını açıyoruz. Bu arada burada hazırlığımız var. Şimdi evet, pirinci hazırlayacağız. İki aşamadan oluşuyor mengen pilavı. Şimdi pirincimizi mi kavuracağız sadece? Pirincimizi kavuracağız. Kavuralım pirincimi de. Pirincimizi de kavurduktan sonra ikisini bir araya getireceğiz. Evet. Ayrılmayın. İşte mengenimizin muhteşem lezzetleri bunlar. Sadece bunlar olur mu? Yüzlerce var tabii. Evet, binlerce var. Ama şu yaptıklarımızı denemek için birazdan masada olacağız. Ayrılmayın. Hayat Usta'm teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dere kenarından geçtim, soğuk sularını içtim. Ben bu derde nereden düştüm bilemem. Evet. Su akar kavurmayı bulur. Efendim derenin üstünde, buz gibi deremizin üstünde yemekleri deneyeceğim. Hayat Usta'm öyle uygun görmüş. Yani lezzet yolculuğu ekibi gelmiş. Sunumlar muhteşem. Bunu keyifli bir ortamda tüketin dedi. Bana teşekkür ediyorum kendisine. Ellerine sağlık. Muhteşem bir sofra. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler için mengen pilavı, mengen kavurma ve fındıklı güllaç hazırladık. Mengen usulü. Şimdi tadına bakacağız inşallah. Önce kavurmamızdan başlayalım. Kavurmamız çok güzel görünüyor. Sunumu da muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Hayat Usta'mıza sağ olsun, ellerine sağlık. Biraz daha vakit harcamam gerekiyor. Hazır derenin üstündeyiz, mengendeyiz. Bu ziyafetin tadını çıkarıyorum, hemen geliyorum. Bakalım sırada başka hangi lezzetli yemeğimiz ve hoş sohbetler var. Ayrılmayın.
Efendim, gene de merkezdeyiz. İsa Usta'mı buldum. Nasılsınız İsa Usta? Sağ ol Tuba Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Neden buldum biliyor musunuz? Geledeli hemşerilerimiz çok geleneksel, güzel bir lezzette işi çözmüşler. Ne bulsalar dolduruyorlar. Evet. Mesela hindi bulduk, dolacak. Evet. Kaz bulduk, İsa evet. Usta dolduracak. Doldurduğunuzda, tavuk da dolduruyorlar mesela evet, değil mi? Tabii. Tavuk da meşhur Bolu'da. Çok lezzetli oluyor. Yani tavuğun tadı evet. Bizim iç pilavımızda, iç pilavımızın tadı da hindi de, işte kazımızda ve tavuğumuzda oluyor. Şimdi evet. Size hindi ve kazı dolduracağız ama pilavı çok önemli. Çok seviyorlar değil mi İsa Usta? Tabii ki. Pilav lezzetli oluyor yani iç pilavı. Ciğerimiz var burada işte ciğerle. Ne ciğeri? Kuş üzümü. Kuzu ciğeri. Diğer malzemelerimiz nedir pilav için? Kuzu ciğeri, kuş üzümü. Kuş üzümü, çam fıstığı. Çam fıstığı var. Evet. Tuz, sıvı yağ. Sıvı yağ, karabiber. Tereyağı. Tereyağımız. Bu karışım ne? Sos karışımımız evet. Ne var onda? Çok gizli. Özel bir karışım var. Çok mu özel? Evet. O kadar özel mi ya? Yoğurt var mı? Var. Yoğurt, salça, bak, sıvı yağ. Oh. Biraz daha var mı şeyler? Baharatlarımız var. Şimdi önce iç pilavı var galiba değil mi? Tabii, hazırlamamız gerekiyor. Hazırlığını yapalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hindimiz, kazımız, muhteşem pilavımız, evet. İsa Usta'mız, yardımcı eller. Evet. İsa Usta dedi ki ikimiz aynı anda dolduramayız dedi. Bunlar biraz yoruyor dedi. Sen tutarsan dedi, ben de kaşıkla karnını doyururum. Evet. Önce evet. Hindimizi, sonra kazımızı. Tabii. Gel bakalım kaz buraya sen. Önce hindiyi dolduruyoruz. Şimdi bunu dikeceğiz değil mi? Dikeceğiz. Kazımız ve hindimiz dikilecek. Ağzı kapatılacak. Pirinçlerimizin, evet. iç pilavımızın dökülmemesi için ve içinde demlenebilmesi için. Evet. Sonra üzerinin cilt bakımı var değil tabii. mi? Bu özel, çok evet. özel. Şifresini vermediği sosla evet. ikisi de böyle sıvanacak güzelce. Sonra fırına. Evet. Üzerine bir şey kapatmaya gerek var mı? Folyo başka bir şey. Folyo kapatacağız. Öyle evet. mi? Tabii. Sonra doğru kızarması için açıyoruz. Kızarması için açacağız. Artık öğrendim ustalarından. Bunda da taktik aynı. Efendim son 5-10 dakika kala açıyoruz, kızarıyor ve hazır oluyor. Evet. Bunları ustamız hızla hazırlıyor. Fırına gönderiyor. Ardından yoğurtlu kapalı pidemiz var. Çok meşhur Gerede'mizde. Ayrılmayın. Bakalım o nasılmış. Onu da başka bir ablamızla, İsmihan ablamızla hazırlayacağız. Ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ellerinize ben sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ablamız geldi, hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Şimdi hakikaten ilginç bir pide. Ben ilk defa duyuyorum. İzleyicilerimiz de eminim ilk defa duyuyordur. Geredeli değilseniz, Bolu değilseniz tabii evet. ki. Yoğurtlu. Yani yoğurtla pide aynı anda nasıl oluyor İsmihan abla? Yoğurtla pide, yoğurtla hamurun birleşimi. Malzemelerimizi hemen sıralayalım. Süzme yoğurdumuz var, yayladan gelmiş. Diğerler evet. Nelerdir acaba malzemelerimiz? Nane, biraz zeytinyağı, bir yumurta, biraz lezzet katsın diye kaşar katacağız içine. Rendelerimiz. Evet, tuz ve hafif pul biber. Şimdi önce için hazırlayacağız, ardından hamurları dolduracağız. Ben de İsmihan ablama yardım edeceğim. Bakalım becerebilecek miyiz? Önce içi. İsmihan ablamız çok güzel bir süzme yoğurtla hamur içi hazırladı. Yani pidenin evet. içi hazır. Şimdi bunları o karışımımızın içine dolduruyoruz. Evet.
ikiye katladık biz. Evet. Mi? Bu geridemizin kapalı. Şekil bu burada. Kapalı pidesi. Yanlardan değil. İçinde süzme yoğurt olduğu evet. için daha akışkan bir materyal karışım olduğu için. Aynı. İkiye katlıyoruz. İnce bir gözleme oluyor aslında. İçli bir gözleme gibi aynı. Doğru bir tane de ben yapayım mı İsmail abla? Buyurun. Yardım edeyim size. Tabii ki buyurun. Sen dur de yoğurt konusunda. Teşekkür ederiz İsmail ablacığım. Sağ olun, çok güzel bir tarifti. Bu fırıncımızla müşterek, ortak hazırlayabileceğimiz evet. bir pidedir. Tek başına fırında da olmaz, tek başına evde de yapılmaz. Evet. O yüzden çok lezzetli olur. Ekip çalışması olduğu için. Birazdan masamızda muhteşem kazımız, hindimiz ve genel usulü kapalı pidemizle yoğurtlu pidemiz. Karşınızda olacağız. Ayrılmayın. Buyurun dostlar buyurun, hani İbrahim sofrasına. 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 Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Gerede merkez, lezzetin de merkez aynı zamanda. Ustalarımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Hindi doldurduk, kaz doldurduk ve kapalı pide yaptık. Yoğurtlama, süzme yoğurtla hazırlanıyor. Müthiş. Evlerin vazgeçilmezi hafta sonlarında Gerede'mizde. Şimdi hemen kazımızın içinden şöyle hazırladığımız iç pilavını alıyoruz. Fark var mı iki pilavda? Biri hindi, biri kas. Anlayacağız şimdi. Kaz ve hindi dolma süper. Bir o kadar da güzel olan burada bir pide var. İlk defa denedim yoğurtlu kapalı pideyi. Evlerimizde yapılan muhteşem bir pide. Ziyafete yine devam edeceğim. Ama lezzet yolculuğumuz devam etsin. Sırada ne var acaba? Merak ediyorsanız ayrılmayın. Efendim benim uzunca bir zamandır Gerede denildiğinde aklıma kuzu döşü dolması ve Ramazan abim geliyor. Ramazan abime bir uğrayın dedim. Bakalım ne yapıyor? Hala kuzu döşü dolmasını o kadar lezzetli yapıyor mu? Kesin yapıyor. Ramazan abi nasılsın? Elhamdülillah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yine güzel bir kuzu seçmişsin bizim için. Evet. Dolmayı yapacağız. Evet, kuzu döşü dolmasını yapacağız. Bir sürprizimiz daha var ama izleyicilerimize. Evet. Yaprak şiş yapacağız. Evet, bakın yaprak şiş. Dana etinden hazırlanıyor. Lokum oluyor, lokum. Etin en yumuşak hallerinden bir tanesi herhalde sunumda. Evet, aynen. Önce kuzu döşü dolması. Önce kuzu döşü dolması. Kuzu döşü dolması için bir adet kuzumuz, evet. malzemelerimiz. Diğerler nelerdir Ramazan abicim? Pirincimiz var, yıkanmış, evet. süzülmüş, hazırlanmış. Kuş üzümü, dolmalık fıstığımız, tuzumuz, tarçınımız, tereyağımız. Bu kadar. Önceden evet. yıkanmış pirinçlerimiz var, evet. sıcak suyumuz var. Evet. Yani manzaradan da anladığınız gibi iyi bir iç pilavı hazırlayacağız. Evet, öyle doğru. değil mi? Doğru. Kokulusundan, en lezzetlisinden bir iç pilavımız var. Ama evet. kuzuyla biraz iş var. Şimdi kuzu da öyle bir operasyon var ki şu an. Tabip edasında ondan öyle bir parça çıkaracak ki Ramazan Usta. Gözlerinize inanamayacaksınız yapacağı şekle, son çıkan şekle. Aynı anda da iç pilavın hazırlanması lazım. Ben bu arada ustama yardım edeyim. İç pilavına isterseniz olur. Biraz katkıda bulunayım olur. Ramazan abicim. Olur. Bir ne kadar tereyağımızı atmamız lazım? Hemen bir miktar. Siz onu. Tereyağımız. Buyurun. Evet.
Eline sağlık. Sanat eseri. İşimizi sevmemizin gereği başka hiçbir şey değil. Ramazan Usta'nın üçüncü kişisel sergisi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi pilav hazır mı acaba bakalım? Bakalım. Oo, pilavımız hazır. Çok güzel olmuş. Şöyle onu vereyim size. Şimdi önemli kızım. Doldurmamız gerekiyor. Kuzu döşü dolması. Onun dolması gerekiyor. Evet. Benim yüzümden biraz dibi tutmuş olabilir. Yok, gayet güzel. Öyle mi? Beğendiniz mi? Gayet güzel. Sayenizde ustam. Gayet güzel. Şimdi doldurmaya başlıyoruz. Bakalım neresi doluyor ve nasıl dolma şeklinde geliyor, yani nasıl bükülüyor. Şimdi bakalım nasıl sarıyoruz. İlk düğümü atıyoruz. Çok sıkı değil değil mi? Evet. Şimdi pilavımız da var. Çünkü biraz şişecek pilav. Biraz öyle hani bayağı sıkmanız gerekmiyor. Sadece açılmaması için, onu muhafaza etmek için her kaburganın arasından geçiriyoruz. Sona kadar devam ediyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Ramazan abi teşekkür ederim. Bunu tamamladıktan sonra yaprak şişimiz var. O da en yumuşak, yani yumuşak et sevenler için en iyi seçeneklerden bir tanesi. Bekleyin, az sonra. Sıra geldi çok gizli bir tarife. Her şeyi de açıklamak zorunda değilsin bu tarifi. Tabii. Saygımız var. Tabii. Hakikaten önemli bir tarif. Yaprak şiş yapacağız. Evet. Ramazan abi ne yapıyorsa parmaklarınızı yiyorsunuz. Bu da yeni. Evet. Yeni. Dananın neresi diyeceğim ama. Dananın gün görmemiş yeri. Bana göre öyle. Yani gün görmemiş o zaman koltuk altında bir yer mi? İçeride, belde bir yer mi? Bir yer işte, gün görmemiş bir yer yani. Sırtta, belde. Evet. Orada çok özel, her hayvanda 3-4 kilo olan, büyük başına 400-500 kiloluk, 600 kiloluk hayvanlarda ancak 3-4 kilo çıkan bir parça bu. Evet. Tabii sadece parçayı bulmanız önemli değil. Bir de onun terbiyesi var. Evet. İşte onun için o konuda işin içinden çıkamayız. Bir gün önceden marine yapıyoruz. Evet, bu terbiyeyle. Evet, bu terbiyeyle. Ve ızgara, direkt ızgara. Çok az duruyor. Közleyeceğimiz biberimizi, domatesi de hazırlamış. Şişlerimiz dört köşe. Öyle bir et ki zevkten yerken böyle dört köşe oluyorsunuz. Şişi de dört köşe. Şimdi saplıyoruz şişlerimize. Evet. Ve o işlem bittikten sonra ızgaraya gidiyor. Izgarada fazla kalmıyor diyor. Gerek yok zaten. Hemen pişiyor. Çabucak, yumuşacık olan etlerimiz porsiyonu hazırlanıyor. Ve masadaki yerini alıyor. Ramazan abi teşekkür ederiz. Şu hazırlığı tamamladıktan sonra bunun icabını birazdan alacağız. Çok acayip bir sunumla karşılayacağım sizi. Kuzu döşü dolması ve yaprak şişimizin yanında daha keredemizin farklı lezzetleri de var. Ayrılmayın, hep beraber bakalım. Ben de tadına bakayım, söyleyeyim size, tavsiye edeyim. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz Ramazan Usta. Ustaların ustası. İnsan nasıl kıyar ki şimdi bu tabağı? Nereden başlasak? Hiç mi bozmasak? Böyle güneşin doğuşunu izler gibi izlesek mi? Çok güzel bir tabak. Gerçekten çok güzel bir sunum. Ramazan abimizin ellerine sağlık. Ortasında da iç pilavı var. Kuzu döşü dolmamızın. Bir sos gezdirmiş. Aralardan kesmiş her kaburgadan onu. Diğeri yaprak şiş. Ayranımız da burada. Şimdi o lokumun tadına bakalım. Kuzu döşü dolması.
Kerede'mizdeki bu muhteşem lezzetlerin ardından bugünlük tamam diyoruz. Biraz dinlenelim. Yani yine aynı saatte tabiatın ve mutfağın kalbindeki yolculuğumuz devam edecek. Aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.